Ben İrem Subalcı, 22 yaşındayım. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisiyim. Aynı zamanda burada, ODTÜ yurtlarında yaşıyorum. Birinci yurttayım. Doğuştan %95 görme engelliyim. Çocukluğumdan bu yana zaten mücadelenin içindeydim diyebilirim. Emekçi bir ailenin çocuğu olarak doğdum, dünyaya geldim. Bir emekçi mahallesinde büyüdüm. Aynı zamanda doğuştan görme engelli olarak doğunca sistemin getirdiği eşitsizlikleri daha derinden yaşayarak büyüdüm. Pek çok alanda eşitsizlikle karşılaşıyorsunuz ve mücadele etmeniz gerekiyor. Eğitim hakkı başlı başınca bir sorun. Bir öğrenci olarak zaten ben bunu çok derinden yaşıyorum. Eğitim hayatım başladığı andan itibaren fırsat eşitsizlikleri de beraberinde geldi aslında. Ve benim o zamandan bu yana sorgulamama sebep oldu. Görme engelli bir kadın olarak da sistemin getirdiği gericiliği daha derinden yaşar bir vaziyetteyim. Bizi olabildiğince tecrit etmeye çalışıyorlar. İzole yaşamamızı istiyorlar. Ya da korunmaya muhtaçmışız gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Biz istihdam edilemiyoruz. Bir kadın olarak gericilikle mücadele ediyoruz. Bir görme engelli için sosyalizm eşitliktir, insanca yaşayabilmektir. Halkın gerçek bir temsilcisinin orada olması çok heyecanlandırdı bir yönüyle aslında. Çok şaşırdı zaten insanlar ve çok heyecanlandılar. Parayla şişirilmiş, bir yerlere o şekilde gelmiş, adaylar değil, bizi tarif ettiğimiz, tamamen halkın içinden, halkın sorunlarını birebir de yaşayan ve de buna rağmen yine bir yerde mücadele etmek için irade koymuş, bu sorunları dile getirip yaşadığı hak gasplarına karşı çözüm aramaya irade koymuş arkadaşlarım, dostlarım aslında. Bu zamana dek görme engelli insanların sorunları duyurulmadı bir şekilde ya da seslerini çıkarabilecekleri bir kanal yoktu. Ben bir görme engelli olarak çok şahit oldum. Buraya başlayan pek çok arkadaşım buradan gitmek durumunda kaldılar. Çünkü imkanlar sağlanamadı. Çünkü fırsat eşitliği sağlanamadı. Görme engelli okuma cihazlarının devlet tarafından sağlanamaması, görme engelli okullarının eğitim şartlarının çok niteliksiz olması, keza istihdam alanında görme engelli emekçilerin istihdam edilememesi ya da istihdam edildikleri işlerin kısıtlı oluşu. Mücadelenin giderek büyümesi gerekiyor. Bu anlamda önemli. Bunun yine bizzat bir görme engelli tarafından söylenebilecek, haykırılabilecek ve ses getirilebilecek olması ve bunu gayet doğal bir biçiminde aslında eşitlikçi bir yerden çizecek olmak ve sosyalizmde çözümün olduğunu söylemek, söyleyebilmek yani temelde. Yani sandıkları gibi uyutulmaya mahkum, hiçbir şeyin farkında olmayan, irade gösteremeyecek bir toplum değil. Bugün toplumun bu umudu görmeye, bu umudu devşirmeye ihtiyacı var bir yerlerden. Bu çok net, bu çok açık. Dolayısıyla da öğrencilerin, kadınların, engellilerin sesi olabilmek için bir oy Erdoğan gitsin diye bir oy TKP'ye diyorum. Çünkü TKP gelir her şey değişir.